Arkadaşlar şimdi yanımızda bir Mercedes var. Bunu vermeyeceğiz. Peugeot var, onu da vermeyeceğiz. Çok ilginç bir olay oldu, tamam mı? Normalde biz Şaban abiyle biliyorsunuz Fırsat Kaçar bölümünün serisini çekiyoruz. Hatta bugün de ikinci bölümü çekmeye geldik. Cem abi var, Şaban abinin ortağı. Kendisi ortaksınız değil mi abi? Evet abi, doğru. Bana dedi ki kimseden herkesten sakladığı bir tane Şahin vardı elinde dedi. Bu arada bu arabayı almasaydım ben şöyle Peugeot alacaktım bir tane. Şunu mu abi? Güzel yani, bu, araba abi. Ama senin araba daha güzel abi. Vallahi ben daha güzel abi. O da tek kapıydı. Neyse yazılımını diye almadım abi, yağ yakar diye. Şimdi Şahin varmış, tamam mı? Evet. Şahin kaç bin ne? 50 bin daha abi Şahin. 5 yıldır ben bu adamla ortağım Şaban Çınarlı ve ben 5 yıl sonra öğrendim bu arabayı. Harbi mi? Otoparkta olduğunu, orada bir depomuzun olduğunu, sadece depoyu da bilmiyorsun. Eşyaların olduğunu bildiğim bir depoydu. Depoda mı araba? Evet depoda. Ve ben bunu yaklaşık bir hafta önce öğrendim. Şimdi Şaban abinin haberi yok. Şaban abi evet, içeride. Evet, gerçekten bilmiyor şu an. İçeride gideceğiz. Onu ikna edebilecek arabayı çekmeye çalışacağız. Abi İnşallah. Gel gidelim. Gidelim abi. Gidelim abi. Enes gel Enes. Yalnız şimdi bizim aslında bu arabayı biz Fırsat Kaçar bölümü diye geldik ya biz buraya. Evet. Bu arabayı Fırsat Kaçar'a vermez herhalde. Yani vermez abi ya. Vermez. Çünkü teklifler geliyor, galericilerden geliyor, ünlü fenomenlerden, araç üzerine fenomenal insanlardan teklif geliyor ve vermiyor. Selam. Abi kolay gelsin. Kolay abi, hoş geldin. Teşekkür ederim. Abi. Nasılsın abi? İyi abi. Değerli. İyi abi, Fırsat Kaçar'ın ikinci bölümü abi, çekmeye geldik. Abi. Yalnız aslında benim şu an burada olmamın başka bir sebebi var. Nedir abi? Abi Cem... ben biraz sakış yapmış olabilirim. Cem abi dedi ki sende bir tane Şahin varmış. Kimde? Sende. Cem abi. Söyledim ama. Şahin mi Doğan mı? Şahin abi. Doğru mu? Şahin. 5 yıl ne? Sonra ilk kez ben öğrendim dedim deyince orada videoyu resmen kesti yani. Gidiyoruz dedi, başka bir şey demedi. Şimdi abi nerede bu araba? Bu arabayı Fırsat Kaçar eklememiz lazım abi. Abi Fırsat Kaçar eklerim ama bu araba satılık değil. Öyle bir hani bu oldu da video yayınlandı vesaire yapıldı. Bu arabaya talipli vesaire çıkarsa bu araba satılık değil abi. Satmayacağım. Yani, bu araba satılık değil. Yani satmaz. Bak satmaz yani isteyenler çünkü. Ben bu arabayı samanlıktan çıkma diyorlar ya abi. Ben bu arabayı 5 yıldır otoparkımda bazı yıllar yani her yıl bir çıkartırım, temizliğini yaparım, bir aküsünü deşarj ederim, tekrardan koyarım. Dışarıda gezmem. Yani bir gün dışarıda bir tur atarım. Yılda bir kere böyle bir hak tanıdım bu arabaya. Ondan sonra tekrar koyuyorum yerine. Bu şey... araba benim abi biz Şahinciyiz abi. Yani Türkiye'de bir Şahinci grubu vardır abi. Evet. Yani şimdi Mercedesler, BMW'ler, Audi'ler tamam her şey, herkesin alma imkanı var. Herkes her türlü araba alıyor ama benim şu an sana o şu an bahsettiğimiz şu an Şahin benim Mercedes'ten, Audi'den, BMW'den gördüğüm bütün spor arabalardan daha benim için özel abi. Benim ilkim abi. O zaman şöyle yapalım abi. Yani ne Fırsat Kaçar eklemeyecek miyiz? Yani koymayacak mıyız Fırsat Kaçar'a? Yani satlık olarak... Satmak istemiyorsun abi. Ben satmak istemiyorum. Tamam. Ben bunu çocuklarıma bir miras olaraktan bırakacağım hayaliyle aldım. Araba daha 80 bin kilometrede. TRD. 50 bin dedin sen abi. Yok 50 değil. 80 bin kilometrede. 80 bin... Orijinal abi araba... Kitapçıya duruyor mu içinde? Kitapçına kadar. Allah aşkına. Abi yok müzelik bir araba. Ya bugün Koç Müzesi'ne gidiyorsun. Bugün orada gördüğün Koç Müzesi'ndeki, Sabancı'daki o müzelik arabalar neyse o gördüğün arabalar. Bu da benim öyle göz ağrım abi. Dost aşkına. Böyle anlattı mı? Yok anlatmadım. Bu araba öyle bir araba. Şimdi... Öyle özel bir araba. Benim için maneviyatı çok. Şahinciyiz abi. Kıyamadım çünkü... Hata yok, boya yok, orijinaliyle hiç oynanmamış. Görürsün abi. Benim için özel. Kullanmıyorum bile abi. Yani kullanmaya kıyamıyorum. Tamam o zaman ben vallahi merak ettim. Normalde benim öyle çok Şahin'di, Doğan'dı şeyim yok. Ama YouTube'da videolarda görüyorum abi. Adamlar gidiyor böyle bir püf yapıyor üzerinden. Dumanı bir atıyor böyle. Evet. Yani bu tık 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 ses geliyor. Acaba gerçek mi? Bundan merak ediyorum. Yoksa ben çok öyle takıntısı olan bir adam değilim. Ama daha önce görmediğinden kaynaklı da olabilir. Bir gidelim bir görelim abi. Görelim abi. Nerede peki depo? Abi depo aşağıda. 3 kat altında kapalı otoparkımız var. Kapalı otoparkın da benim kapalı olan depo kısmında. Abi ne yaptın sen arabayı? Nasıl soktun arabayı oraya? Abi arabayla giriş var. Aşağı eksiden arabayla giriş var otopark. Abi duramıyorum hadi gel. Gidelim abi. Abi. Sen de merak ediyor musun Enes? Bayağı merak ediyorum abi. Vallahi. Arkadan da giriş varmış. Buradan evet arabayla giriş var. Burası şu an -2'deyiz abi. Aşağıdayız. Kapalı otoparkımız. Burada da bizim bir depomuz var. Burası mı? Evet. Abi, abi kepenge açabiliyor muyuz? Evet. Tamam kepenge açalım. Açalım abi. Abi depodur. Yani ilk başta arabayı göremeyebiliriz. Ha, gördüm ben abi. Depo yani şu an burası.
burada bir durdurabilir miyiz abi? Bir durdurabilir miyiz? Senden ricam. Arkadaşlar sizlerden ricam. Biz bu serinin devamını getirmek için sürekli bir hareket içerisinde olacağız. Ve sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Yani beyin atmanız lazım ki ben bunu serinin devamını çekeyim. Bunlar yanlış anlamayın. Bunlar maliyetli işler. Benim için biraz maliyetli işler. Belki bu adam için çok maliyetli olmayabilir ama benim için biraz maliyetli işler. O yüzden sizlerin desteğine ihtiyacım var. Hadi abi gidelim. Girelim içeri. Beğeni, abonelik önemli abi. Bu ne abi? Abi bu araba bagaj havuzu. Bunun mu? Yok bu arabanın değil. Bu başka bir arabamızın bagaj havuzu. Şimdi araba... Üzerine Hakkı Baba'nı yazmışlar. Enes gelse sordu. Arabaya Hakkı Baba yazmışlar. Kreka falan yok. Ben de şuraya... Sen de imzanı at abi. Ali... K yazayım bir de imza atayım abi şuraya. Oo Tesco'su da var. Bu ne abi? O da mı amfi? Olabilir evet. Şu amfi de. Şunu ne? Aa neymiş lan? Hatasız, boyasız, TR'de tek dediğimiz. Daha boya yok mu bunda? Hiçbir şey yok. Değişen? Abi, hiçbir şey yok. Kaza yok, boya yok bana. Senin gel abi. Sorduğun soru abi. Gelir misin? Oo. Tamamen. Şahinciler anladı. Şöyle mikrofona yakın alalım sesi. Çıt. Ama bak şuralarında ufak şeyler başlamış sanki abi. Kaputunu bir açalım. Hiç çatılmış yani. İçeriden. Abi arabayı çalıştırabilir miyiz? Arabayı şu an çalışmaz araba Ali abi. Çünkü bu arabanın aküsü yok abi. Aküsünü söktük. Hmm. Yattığı için arabayı kullanmadığımız için aküsünü söktük. Yani şöyle bir gelsene. Bak kilometre 86 bin. Abi 5 yıldır sadece bende. Bu arabayı ben Edirne'den koleksiyoncudan aldım öyle söyleyeyim. O da hiç kullanmıyordu arabayı. Hmm. Biz dedik bu araba bizim hani hastasıyız dedik. Onunla bir o zamanki şartlarda ben güzel bir para verdim abi. Ben bu arabayı aldığımda bu arabaya verdiğim parayla 2 tane linea araba alabiliyordum. 2 evet. Tane linea arabası şey var. Ben. Şunu fark ettim yalnız. Sen almadan önce binen kişi de biraz oynamayı seviyormuş herhalde. Baksana ses sistemini falan evet, kurmuş. Bayağı bir ses sistemi. Bagajı, kapı genç çocuklar herhalde aldım baksana. Arka taraf al bakın şu arka taraf komple arka koltukların üzeri ses sistemi doludur. Abi Şahin ses sistemsiz olmaz ya. Şahin Doğan evet. Ses sistemi olacak abi. Yani, boş olmaz. Ama hiçbir şekilde orijinaliyle oynanmamış bir araba. Gel abi bak kaputu açıyorum. Abi ben şimdi eski araba ilk neye bakılır? Çürüğüne çarığına bakılır. Bu arabanın da yani baksana maşallah abi ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O zamandaki şey de renk de mesela şu an bu kırmızı yok. Evet, bu tam kırmızı değil. Tam kırmızı değil. O zamanların modası da bu tonmuş herhalde. Evet, evet, evet. Şu an bu tonda bir araba rengi yok yani doğru mu? Yok. Yok doğru. Şu motor sesini bir alaydık iyiydi ya. Akü yok mu? Ya akü aslında akü de varmış da baksana abi. Yok o bir önce. Takmamış. Kutuplaşlar falan oksitlenmiş. Bir dahaki seferi bir deneyelim mi? Vallahi deneyelim. Anahtarı var. Ben de gideyim mi? Akü bulabilir miyiz ya burada? Bir tane belki depomuzda akü bulursak çalışırız. Benim arabanın aküsünü söküp getirelim abi. Olur. Olur. Başka bir arabanın aküsünü alırız ya. Sıkıntı. Anahtar galiba sende değil mi? Dur abi. Ben bir yine bakayım. Sağdan soldan bir akü arkadaşlar, bulurum. Şimdi ben bu arada hiç satmayacağım diyor da siz de yine de yorumlara teklifinizi yapın. Ben şu kadar veriyorum, ben bu kadar veriyorum diyor. Belki ikna eder. Gerçi çok da para gözle bir adam değil ki yani ikna eder. Ali abi, koltuğa oturduğunda bir şey fark ettin mi? Bir daha oturayım abi. Otur abi. Yani abi koltuktaki rahatlıktan bahsediyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bende Skoda favorit vardı evet. Eski. Yemin ediyorum eski arabanın koltukları daha rahat yani şu anki koltukları. Şu arabanın koltuğu ortopedik. Şey evet ortopedik. Yani hani bindiğin şu an son model arabalar var ya onda bu koltuktaki rahatlık yok. Bir de şu kaldırma indirme sistemi de şu an çok fazla kullanılmıyor. Şu zımbırtı var ya genelde burada oluyor. Bak yani çok eski. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu araba kaç modeldi abi? 85. Ciddi mi diyorsun? 85 model çok eski ya. Abi 85 olmasa çok... Abi benden de büyük ya. Çok eski bu ya. Ama yani bayağı yaşlı olmasına çok diri durmuş araba ya. Çok şaşırdım abi. Saklıyoruz abi. Yani işlere çok bakılması gerekiyor burada. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani yemin ediyorum gram paslanma bile yok yani abi. Konfaşın etiketleri bunlar ne anlama geliyor aslında biliyor musun abi? Arabanın daha hiç kullanılmadı. Orijinalliğiyle oynanılmadı. Çünkü bu arabanın paneli hiç kaza yapmadığı için orijinal fabrikasyon üzerindeki şase numarası etiketleri... Ya zaten şuralarda belli eder abi. Darbe araba bak şuraları çek bak. Şuralarda zaten belli eder yani. Şu pot yener mesela evet. Amortisör kulelerin olduğu noktalar arabanın oksitlenir, paslanır, küflenir. Yeni model arabalarda var bak abi. Bak. Bu şu şey olur değil mi? Ne ıslak olur? Ne? Amortisör takozları. Ha amortisör takozu olur değil mi? Bu evet. Değişmiş mi abi? Amortisör kuleleri bunlar. Yok hepsi orijinal abi. Hiç değişen hiçbir parça yok. Bunlar amortisör kuleleri. Hiçbir bu kendisinde de herhangi bir yerinde de hiçbir şey yok. Filtreye bakalım şimdi. Filtre temiz mi?
Açmıyor, açmıyor. Bakalım bak, ne zaman ilk defa açıyorum ha. Hava filtresi. Hava filtresi. Yani yeniler bilmez, eskiler bilir. Hava filtresi. Temiz yani, tertemiz. Ama kullanmadım hiç temiz. Filtresi, içi de temiz. İçi de temiz, evet. Mekanizma da temiz, komple temiz. Karbüratör ne durumda? Abi, bir şey söyleyeyim mi? Kaçak görebiliyor musun abi? Yok abi, yani kaç yaşından yerde... bahsediyoruz ya, bunlar bizden büyük araba. Bu evet. Senden benden büyük. Gaz var mı? Hiç LPG takılmamış. Hiç yok. Gerçi olsaydı şurada olur zaten. Evet, saf benzinli. Orijinalliği hiç oynanmamış ama. Orijinalliğiyle oynanılan, arabanın orijinal yapısını bozmayan tek şey ses sistemi. Aracın içerisinde bulunan aksesuar kısmı. Başka hiçbir şey yok. Evet. Mekanik kısmında... Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Arabada çift fan var herhalde. Evet. Normalde böyle mi? Bu arabalar öyle. Öyle mi? Evet. Şimdi arkadaşlar şu radyatöre bağlı olan fan, bir de burada bir fan var. Evet. Yani bende daha önceden bilenler vardır. 93 model Skoda Favorit vardı. İstanbul trafiğinde trafiğe yoğun olduğu zaman, yani yoğun bir trafiğe girdiğim zaman bu fana içeriden bir kablo bağlattım. Tık diye trafiğe girmeden önce açıyordum o kabloyu. Şeyi tuştan basıyordum. Fanı otomatik açmasını engelliyordum. Kendim açıyordum. Ki trafikte şey olmasın, hararet yükselmesin diye. Şimdi yüksek ihtimalde bu arabaların o dönemde hararet sorunu olmasın diye de çift fan yaptım. İşler, doğru mu abi? Evet, doğru. Kesinlikle öyle. Peki bu nasıl üflüyor? Şimdi biri ters biri düz mü? Nasıl oluyor? Abi, öyle bir şey olmadı herhalde. Direkt şey yapıyor işte. Motoru, bu arabalar yani yazın sıcaklar, hararet yapmaya müsait araç olduklarından dolayı motoru soğutmaya yarıyor. Çünkü motor ne kadar soğuk kalırsa hararet düzeyi de o kadar alçak kalacağı için araba hararet yapmayacaktır. Yapmasını engelleyecektir. Şimdi mantığından biraz bahsedeyim. Şu radyatör, şu ön taraftan gider seyir halindeyken içeriye aldığı hava bu radyatörün gözeneklerinin içerisinden geçer, içindeki suyu soğutur. Ama onun haricinde bir de motora böyle üflemesi gereken bir hava vardır ki o da motorun içerisindeki suyu, yağ soğutması lazım. O da şu fan o işe yarıyor. Ayrıyeten de bir de burada fan var. Yani burada acaba ters düz rüzgar olayı mı var yoksa ikisi de mi böyle motora doğru üflüyor? Yoksa birisi radyatörü soğutuyor, birisi motoru soğutuyor. Emin misin abi? Sanki iki taraf da motora vuruyormuş gibi. Bir tarafta radyatörün içerisindeki su da hararet suyu, sıcak su dolaşıyor. Çünkü motor onu ısıtıyor suyu. Oradaki suyun tekrar soğumasını sağlıyor. Bu konuda kesin bilgi mi bu? Evet. Ben yaprakların yani şu şeyin yapraklarının baktığı yöne doğru bakarak sanki ikisinin de motora doğru üflediğini düşündüm biraz ama senin dediğin doğru olabilir çünkü fanın birisi direkt radyatöre doğru bakıyor. Ama yine siz yorumlar kısmında daha bilen kişi varsa yazabilir arkadaşlar düşüncelerini. Efendime söyleyeyim, baksana abi su haznesi, yedek su deposu oluyor değil mi abi? İçi bomboş. Biz bu Şahin'i bir dahaki bölümde garajdan çıkartalım. Aynen. Yıkayalım. Çok iyi olur. Hatta bir de buna pastacıyla yaptırır mıyız? Ya da gerek yok o kadarına ya. Var mı bir gerek? Bir dahaki bölümümüzde bu arabanın aküsünü, bakımlarını, her şeyini sezonumuzda geldik. Yani yıllık istika hakkını bu bölümle birlikte yapmış olalım. Bu arabamızı dışarıya çıkartalım. Aküsünü takalım. Bakımlarını yapalım. Arabayla da seninle birlikte bir bölge turu yapalım abi. Bir de bu arabayı kullan. Sürüşünü, deneyimini kendin deneyimle abi. Bir de şöyle bir şey yapalım. Enes bir az gelsene şu arka koltuğu yatıralım be. Şimdi arkadaşlar merak ettim. Bir de şu arka koltuğu yatırıp arabanın arka tarafına bakmak istiyorum. Abi o dilini mandalı var mı orada? Bu böyle. Bak abi. Ha bu koltuk çıkmıyor. Şu an alt koltuğu aldık. Çıkarttık yerinden. Tamam. Dur ben alayım bunu abi. Ya kavçukların temizliğine bak Enes. Tertemiz kavçuk. Normalde bu kadar eski arabanın kavçuğu. Acaba kavçukları falan yaptırmışlar mı? Onu da yapmamışlar? Alta bakarsan. Arabanın tabanını alsana tertemiz Enes. Yani tabana hiç işlem de yapmamışlar. Ama bak yani kullanan çocuk da temiz kullanmış. Bak hiçbir sigara yanı yok, deforme yok, yırtılma yok. Orijinal kendi koltuğudur, sonradan yapma değildir. Orijinaldir yani. İçine altına al bakalım. Hı-hı. Küflenme, evet. Yok. Deforme olma. Altından belli olur aslında. Evet, yani evet. Bak demir sacında bir problem varsa yani mesela... bu buna geçer zaten. Evet. Yani demir sacının ne kadar temiz olduğunu gösteriyor aslında altına. Abi 85 modeliydi ya. Evet abi. Yani kaç yaşında şu an? Nereden baksan 40 olmuş ya. Evet. Bu da 39 yaşında şu an. Evet abi. Yani... bizlerden büyük. Aynen. TR'de tek diyoruz. Bu araba sende olsa abi. Ben bilmem imkanların abi. İmkanların doğrultusunda, imkanların da el verdiği zaman sen ben de bilmem abi. Bilmezsin. Satmayı düşünür müsün abi? Ya bu yani, benim çocuğum abi, ben Şahinciyim. Yok. Yani ben Şahinciyim. Bizim Ankara, biz Çankırı'dayız Ali abi. Sen de Çankırı'sın. Ben de Çankırı. Ankara. Elhamdülillah ya. Elhamdülillah. Ankara, biz Ankaralı olarak çünkü bizim en çok göç verdiğimiz il Ankara. Aynen. Yan yanayız. İl sınırı olarak da yan yanayız, iç içeyiz. Ankara, Şahincidir. Daha sonrasında artık Şahin, Doğan. Doğan'dan sonrasında da BMW'ci oldu piyasa. Ama bunlar artık arabaların eskidiğinden dolayı mecburiyetten bir geçiş oldu. Yoksa bugün bu arabaların piyasada çok temizleri olduğu sürece bunların 100 yılda geçse abi bu piyasa hiçbir zaman bitmeyecek. Yani Şahinci piyasası
hiçbir zaman gitmeyecek bir piyasaya sahip. Bugün Türkiye'de Şahinciler hadi bir organizasyon yapalım, şurada buluşalım, şöyle yapalım dediği zaman sokaklarda binlerce Şahin'i görebiliriz abi. Şahinciler hastadır, manyaktır. Abi adam Diyarbakır'dan çıkar, Ankara'da bir organizasyona Şahin arabasıyla gelir. Aynen. Evet. Aynen çekiciyi. Arkadaşlar şimdi araba 85 model ve şu görmüş olduğunuz sondaki kırmızılığı da yani şu zamanlarda göremezsiniz. Zaten deminden bahsetmiştim. Arabayla alakalı yani Şaban abi satmayacağım diyor. Ama yine siz tekliflerinizi verin aşağıda. Hatta düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde aslında bu fırsat kaçar bölüm değil. İleride şey yapalım abi, bu arabayı bir çıkartalım. Bir tur atalım. Güzel bir cilalayalım, pastalayalım, bir şehir turu yapalım. Bakalım insanların abi, tepkisi ne olacak. Haftaya bir sonraki bölümde bu arabayı çıkartalım. Şimdi arkadaşlar zaten demin de söylemiştim, bu arabanın bu renklerini ya çok bulmak mümkün değil. Araba 88 binde mi? 83 binde miydi? 85 binde abi. 85 diyelim. Araba aynı zamanda 85 model. 1985 model ve hiçbir yerinde çürüğü yok. Ama bu arabayı satmıyor adam. Yukarıda ruhsatı var. Birazdan ruhsatına bakacağım. Arabada ben 1.5 diye biliyorum ama motoru. Şimdi sen bu arabayı satmıyor musun abi? Ali abi ben bu arabayı şu ana kadar 5 yıldır ben satmadım. Satmayı hiç ağzıma dahi almadım. Öyle bir düşünceme de girmedim. Sadece ve sadece şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda da Cüneyt abime de selam vermek istiyorum. O da bizi belki izleyecektir. Cüneyt Kuzu abi. Cüneyt abim de bu bizim araç piyasasının isimlerindendir. Abimizdir. O da istedi. İnanın çalıştırdık, götürdük. Isparta Kule'de hatta bir iki gün onda kaldı araba. Ne yap? Satacak mıydı abi? Cüneyt abi de satmıyor arabayı. Onda da bunun beyazı var abi. Onda da TRD teklerden var. Beyazından var. Soy isminin bütün arabaları Kuzu'dur plakaları da. Daha sonrasında abi dedik Cüneyt abi biz yapamıyoruz edemiyoruz. Uykularım kaçıyor. Uyuyamıyoruz. Sağ olsun tekrardan arabayı aldık. Yani bu araba sadece şöyle olabilir. Ben bu arabanın rakamsal bir boyutuyla alakalı satışım söz konusu değil. Bu arabayı olası bir durumda birine vermek istersem ben bu arabayla bir drift yapılmasını, lastik yakılmasını, hor kullanılmasını ben buna razı gelmem abi. Evet. O yüzden satmıyorum zaten. Anladım. Bu benim göz bebeğim. Hani bu arabayı eğer ki öyle bir şey olur ise düşünür isek bu araba müzelik bir arabadır. Kralsın yani. Bu evet. Araba duracak birisinin kapısında, müzesinde, Sabancı'nın Koç'un müzesinde duracak. Biz de çoluğumuzda çocuğumuzda gideceğiz. Bak bu araba benim arabamdı veya çocuklarım diyecek ki babamın arabasıydı. Bak bu araba diyecek. Bu öyle abi. Yani o şekilde olursa evet. Olur. Onun dışında diğer türlü satışa kapalıyız abi. Kamuran Reis kim abi? Abi ben bunu bilmiyorum. Bunu kim yazmış? Onu bilmiyorum. Hakkı mı var bir de burada? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Şuraya ben imzamı attım. Bir sonraki bölümde biz bu arabayı almaya geldiğimizde imzam burada. Bakalım ne durum olacak? Çok merak ediyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı abi? Sen de bir imza at. Ben de bir 18 Çankırı hesabı. Cem abi sen de gel bir plaka yaz bari imza at ya. Enes gel bir imza at sen çek. Kamerayı ben tutuyorum. Haydi bakalım. Tozu dumanı üzerinde yıllardır bu şekilde samanlıktan çıkma saklıyoruz abicim. Araç bu işte. Üstünde toz oldu. Biz çıkalım artık. Bakalım ben de bellerimi kırayım. Üzerimde pislendi. Bir sonraki bölümde fırsat kaçarı çekeceğiz. Üzerimi pis çekeceğiz ya. Hadi gidelim. Öteki şeyde Megan vardı değil mi? Evet abi. Megan'ı da kaçırmayın ha. O bölüme de gelin.